İzmir'e dönelim şimdi. Emre Timur İzmir'de. Hamza Dağ geliyor o noktaya, oy vereceği okula. Emre'ye pas atalım şimdi. Emre. Yine seçim sonucunun en çok merak edildiği yerlerden bir tanesi de şüphesiz İzmir. Biz de şu anda İzmir'de Bayraklı ilçesindeyiz ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da birazdan bu noktaya gelip oyunu kullanacak ve hatta birazdan içeriye doğru girecek. Biz şu anda Şehit Nazım Bey İlkokulundayız ve tam da 2153 nolu sandığın hemen önündeyiz. Ve şu anda içeriye doğru girmeye başladı. Yanındaki ekibiyle birlikte yine onu destekleyenlerle beraber şu anda Şehit Nazım Bey okuluna geldi. Ve şu anda kapıdakilerle tokalaşıyor bir yandan. Birazdan artık 2153 nolu sandığa gelecek ve pusulalarıyla birlikte zarfını alarak oyunu kullanacak. Tabii biz şu anda Bayraklı'dayız dedik. Bayraklı'da Şehit Nazım Bey İlkokulu, bu noktada 17 sandık var ve günlük saatlerinden beri artık oy kullanma işlemleri devam ediyor. Ancak şu ana döndüğümüzde daha da arttı tabii ki katılım oranı ve Hamza Dağ da eşiyle birlikte buraya gelmesini bekliyorduk. Aslında 12.30 gibi bekliyorduk. Daha da erken geldi. Ve şimdi bir yandan da artık gözümüz kapıda. Ama bir yoğunluk var tabii koridorda. Kimisi fotoğraf çektirmek istiyor. Kimisi bir cümle bir şey söylemek istiyor. Ve şimdi artık AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da içeri girecek. Tabii basının da oldukça yoğun bir ilgisi var. Ve birazdan gelip pusulalarını alacak ve oyunu kullanacak. Sonrasında bir konuşma yapmasını da bekliyoruz. Evet, İzmir aslında seçim sonucunun en çok merak edilen illerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Toplam 3.460.000 seçmen var ve 10.271 sandık kuruldu. Tabii 2153 nolu sandıkta da Hamza Dağ'ın oy kullanmasını bekliyoruz. Hatta biraz da erken geldiğini dahi söyleyebiliriz. Ve koridorda şu an biz o kısmı göremiyoruz, biraz yoğunluk var. Ancak her an içeri girebilir. Kapıda tokalaşma yapılıyor. Evet, İzmir'de sabah saatlerinde okullardaki katılım oranı yani yavaştı, sakindi. Ancak an itibariyle artık daha da artmaya başladı. Ve pusulalarını alacak. Hamza Dağ da birazdan oyunu verecek. Yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı için beyaz pusulayı, ilçe belediye başkanlığı için mavi pusulayı, yine meclis üyeliği seçimi içinse turuncu pusulayı alacak ve içeriye girdiğinde orada bir de muhtar seçimi için pusular var. Onunla birlikte toplam 4 pusulayı zarfın içine koyacak ve 2153 nolu sandığa bırakacak. Tabii İzmir'de en çok seçmenin olduğu yer Buca, 394.395 seçmenle. Yine en az seçmenin olduğu yer ise 9.961 seçmenle Beydağı. Biz Bayraklı'dayız. Yine Bayraklı'da da toplam kaç belediye başkanlarının yarışından bahsedelim. 20 ve Hamza Dağ da şimdi ailesiyle geldi. Şu anda kızını görüyorum. Ve yine eşi de Zeynep Dağ da hemen önünde. Ve kendisi de arkalarında. Şimdi içeriye doğru girdiler ve AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı ailesiyle birlikte şimdi oyunu kullanmak için geldi. Tabii seçmen kağıdını hazırlıyor, bir yandan da kimliğini çıkartıyor, ibraz edecek ve sonrasında her vatandaşın da yapıldığı gibi yine protokol yapılıyor. Pusulasıyla birlikte zarfını alıp artık kabine doğru gidecek ve oyunu kullanacak. Sonrasında bir konuşma yapmasını bekliyoruz. O anları da ekrana getirmeye çalışacağız. Bakalım neler söyleyecek. Ve şimdi eşi Zeynep Dağ, kendisi pusulalarını ve mührünü aldı. Evet, bir yandan da selamlaşma gerçekleşiyor. Şimdi tabii bugün sandık görevlileri için de uzun bir mesai günü. Evet. Herkese bir iyi çalışmalar dedi Hamza Dağ. Sandık görevlilerinde tokalaştı. Şu anda bir sohbet ediliyor kendi aralarında. Evet, İzmir'deki seçimin sonucu oldukça merak ediliyor bu yıl için. Ve Hamza Dağ da şimdi kimliğini verdi. Birazdan artık pusulasını alacak ve yerine geçip oyunu kullanacak. Tabii Türkiye seçimlere katılım oranıyla dünyada aslında ilk sıralarda ülkelerden bir tanesi. Zira 84,6 ile 2019 yılındaki yerel seçimlere bir katılım oranı sergilenmişti. Bu yıl en merak edilen sorulardan bir tanesi de bu. Tabii kimin kazanacağı ama. Evet, şu anda bir şey söylüyor yaklaşalım. Benim kızım 25 Mart 2006 doğumlu. İlk oyunu 25 Mart 4 günle bize kullanmış oldu. Kızımın böyle farkı 25 Mart. Yani evet. 18'e 25 Mart'ta bastı, ilk oyunda bugün kullanıyor. Hayırlısı olsun. Herhalde bana verir, bilemiyorum artık. O zaman biz de onu ilk defa oy kullananlara şeker veririz. Öyle mi? Çok güzel. Tamam, çok iyi. Hayırlısı olsun efendim. İnşallah, inşallah. Tamam, buyurun. Evet, Hamza Dağ'da hatta küçük bir espri yaparak basın mensuplarını da burada güldürdü. Kızının ilk defa oy kullanacağından bahsetti ve şimdi eşi Zeynep Dağ'da oyunu kullandı ve zarfını şeffaf kutuya 2153 nolu sandığa atmak üzere şu anda ilerliyor. İsmail Işık'ın görüntüleriyle kızı ilk defa oy kullandığından bahsetti. Sanırım bana atar dedi ve küçük bir espri yaptı. Biz de güldürmeye başardı gerçekten. Ve Hamza Dağ da şimdi oy kullanmak için kabine girdi. Tabii 4 pusula var. Oy kullanma süresi bu yıl biraz uzun sürüyor kabin içinde. Evet. Kendisi bir yandan oyunu şu an kullanıyor. Az önce de kızı kullandı. Eşiyle birlikte. Ve birazdan da kendisi gelecek. Zarfını artık sandığın içine atacak. Biz de şöyle bir yaklaşalım. Konuşmalar yapılıyor. Bir şey var mı? Yok, teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlısı olsun hepimiz için, İzmir için. Siz ilk kez oyunuzu kullandınız. Yani heyecanlıyım. Tabii ki böyle bir seçimde kullanmak da ekstra heyecan. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Amin inşallah. Hayırlısı olsun. Evet, Hamza Dağ'ın ilk kez oy kullanan kızı da bir küçük bir konuşma yaptı ve babasını bekliyor. Yine Hamza Dağ'ın eşiyle beraber birazdan zarflarını, oylarını kutunun içine atacaklar. Ve artık Şehit Nazım Bey İlkokulu'nda günün en merak edilen ismi de oyunu kullanmış olacak. Ve Hamza Dağ şu anda oy kullanma işlemine devam ediyor. Sanıyorum ki yine pusulaları katlıyordur bir yandan da. Çünkü 4 pusula var, herkesin de bildiği üzere. Birincisi kendisinin de yer aldığı Büyükşehir Belediye Başkanları için olan beyaz pusula. Bir diğeri ise yine ilçe belediye başkanlarının olduğu mavi. Ve meclis üyeliği seçimi için turuncu pusula da var. Ve son olarak da muhtarlık. Ve şimdi kendisi kabinden çıktı. Ve sandığın başına doğru ilerledi. Mührünü de teslim etti ve ailesiyle birlikte aynı anda artık zarflarını, oylarını kutuya atıyorlar ve şu anda oylarını da verdiler hatta. Evet, artık AK Parti İzmir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ da oyunu attı ve birazdan da artık aşağıda konuşma yapması bekleniyordu ancak buraya taşındı. Tabii basında bir koordine olmaya çalışıyor kendi arasında ve bakalım neler söyleyecek. Biz de şimdi yaklaşıyoruz. Oyunuzu kullandınız, kızınız ilk defa oy kullandı. Evet, yani çok güzel bir kampanya dönemi geçirdik. İzmir'de heyecanlı, keyifli, saygıyı aşağı indirmeyen, saygılı, birbirine karşı yıkıcı olmayan, yapıcı bir şekilde bir kampanya dönemi geçirdik. Ben ilk günde söz vermiştim. Kısır polemikler içinde bizi görmeyeceksiniz. Sadece projelerimizi konuşacağız demiştik. 70 günü bu şekilde geçirdik. Şimdi bugün de demokrasi sınavının en güzelini yaşıyoruz. Ve inşallah huzurlu bir seçim dönemi ve seçim günü geçiririz. Bu akşam çıkacak olan sonuçta ben inanıyorum ki 4,5 milyon İzmirli hemşehrimiz kazanacak. Hiç kimse kaybetmeyecek. Herkesin kazandığı bir dönem olacak ve yarından itibaren de 30 ilçemiz, büyükşehirimiz ve muhtarlarımızla birlikte İnşallah çok güzel bir hizmet süreci başlayacak. Tekrar söylüyorum, inşallah bugün çıkacak olan sonuç hiç kimsenin kaybetmediği 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin kazandığı bir sonuç olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim seçimi burada takip edeceksiniz değil mi? İl başkanlığı da bulacaksınız. Evet, yani 5 gibi il başkanlığına geçeceğim. Ondan sonra il başkanlığı takip edeceğim. Hayırlısı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet, AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ da konuşmasını yaptı ve kazanan İzmir olacak dedi. 4,5 milyon İzmirli kazanacak dedi. Hayırlı olsun dileklerini de iletti ve buradan ayrıldı.